Selamlar. Buz Bey merhaba, hoş geldiniz. Tanıdık hesaplara hemen şöyle bir küçük bakıyorum. Efendim, sizi Şampiyonlar Ligimiz ile karşılıyorum bu akşam. Gülşen'cim merhaba, hoş geldin. Gerçekten çok değerli bir isim var. Az evvel de böyle küçük bir paylaşım yaptım. Hakikaten heyecanlıyım. Onun karşısında oluyor olmaktan bir kere çok heyecanlıyım. Serdar Bey merhaba. Böyle güzel yorumlarıyla, destekleriyle benimle beraber olan takipçiler. Merhabalar efendim, iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah çok keyifli bir yayın olacak. Birazdan hemen şöyle Sayın Durmuş Yılmaz'ı yayına almak için bir istek gönderiyor olacağım. Şimdi şuradan. Order, so. İnşallah tek seferde başarıyor olacağım. Müziğimizi kapatayım şimdi. Durmuş Bey, konserti var. Başkanım, hoş geldiniz yayına. Ama birazcık sanki geride dursanız daha mı iyi olacak? Biraz daha sanki, biraz daha şöyle yüzünüzü ortalayalım ki. Evet. Şu anda, yok öyle yapmayın. Çünkü biraz daha eğik oldu. En azından karşılıklı konuşuyormuş gibi olsun. Efendim, duyabiliyor musunuz benim sesimi? Duyuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bütün takipçilere iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben siz orada görüntüyü ayarlarken ve sizi anons etmeden önce vallahi ben Sayın Başkanım diyeceğim çünkü gerçekten içimden öyle söylemek geldi. Baştan beri de hep böyle gidiyor. Bir kere öncelikle yayınıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten sürecin başından beri çok değerli isimler, birbirinden değerli isimler burada ekonomi gündemini değerlendirdik beraberce. Ama sizin oluyor olmanız ve sizin yayınıma gelmeyi kabul ediyor olmanız beni ayrıca onurlandırdı. Bu kadar değerli bir insanın görüşlerini herkese açık bir mecrada paylaşıyor olması çok değerli. Biraz efendim yorumları kapatıyor olacağım. Orada gözümüz takılmasın çünkü ben Sayın Başkanı da görmüyorum. Gelen herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Şöyle bir küçük yayın yorum yapmayı kapattım efendim. Şöyle biraz daha iyi sanki. Başkanım şimdi konuya şöyle gireceğim ben hemen. Şöyle ki aslında tabii genel olarak hep sizi dinleyeceğiz ama özellikle efendim bu senenin başında Sayın Tayyip Erdoğan'ın Ahmet Hakan'la yaptığı bir yayın vardı. Bilmem onu izleme şansınız oldu mu ama şimdi sizin tabii ki sizin de Merkez Bankası Başkanlığı yaptığınız döneme de binaen bir atıf olduğu için özellikle buradan başlamak istedim. Konu şöyle ki efendim sene başında Ocak ayı gibiydi bu yayın yapıldığı zaman. İşte Sayın Tayyip Erdoğan her zamanki o net söylemiyle faiz sebep enflasyon netice vurgusuyla sonrasında da faizlerin tek haneye ineceğiyle ilgili böyle bir açıklamada bulundu. Ve dedi ki efendim dedi 2008 yılında da dedi faizleri dedi biz tek hanelere getirdik dedi. Yine 2020 yılında da dedi faizler dedi tek hanelere inecek. Ve orada hatta böyle kaça iner gibi de bir Ahmet Hakan'la küçük böyle bir şey oldu. Ben o yayını birkaç sefer hem normalde yayın esnasında seyrettim hem de işim gereği özellikle önemli açıklamalar olduğu için de özellikle dinlemek istedim. Şimdi efendim orada tabii 2008 yılında ve tabii ki sizin de Merkez Bankası Başkanlığı yaptığınız dönemde aslında Türkiye'nin en parlak ekonomik makro değerlerde en parlak dönemi. Şimdi buradan hareketle hemen günümüze geliyorum. Tabii ki bu korona süreci ve sonrası şu anda içinden geçtiğimiz dönemde faizin, dövizin ve enflasyonun baskılandığı bir ortamda siz şu andaki bu görece suni iyimserliği diyoruz. Biz piyasacılar, için içinde olan insanlar ama insanlar olarak ama siz nasıl değerlendirirsiniz? Böyle bir baskılamanın önümüzdeki dönem etkisi neler olurla başlamak isterim Sayın Başkanım. Buyurun efendim. Evet, tekrar iyi akşamlar diliyorum ve iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Efendim, ekonomik aktivitenin nihai amacı işsize iş, açsıza aş,
daha iyi bir yaşam, daha kaliteli bir hayat ve herkesin mutlu olduğu bir ortam sağlamaktır. Dolayısıyla faiz, kur, fiyat istikrarı vesaire bütün bunlar bizi bu nihai amaca götürecek olan birer araçtır. Bunların araç olduğunu bilerek ve dolayısıyla da nihai amaca götürecek olan bu araçların doğru yerinde ve zamanında kullanılmasının getireceği faydaları bilerek politikalar oluşturulur. Dolayısıyla ekonomik politikalar genelde milletten ülkeyi yönetme yetkisi almış siyasi kadroların siyasi ve ekonomik tercihlerini yansıtır. O tercihler çerçevesinde bir plan oluşturulur ve o plan toplumla paylaşılır ve topluma bir yön, misyon ve vizyon gösterilir ve dolayısıyla toplumda kendisini yönetenlerin o siyasi tercihleri doğrusunda milletten aldığı yetki çerçevesinde koyduğu siyasi tercihleri doğrultusunda neyi nasıl yaptığı konusunda önceden bilgi sahibi olur ve davranışlarını ona göre de düzenler. Dolayısıyla faiz oranlarının başlı başına yüksek veya düşük olması bir şey ifade etmez. Faiz oranlarının veyahut da diğer ekonomik verilerin bir şey ifade edebilmesi için hepsinin iç içe tutarlı olduğu, birisinde ne olursa diğerinde nasıl bir değişikliğe yol açacağını ve dolayısıyla ortaya konulan nihai havada götürüp götürmeyeceği konusunda bir fikir sahibinin olunması lazım. Bu açıdan baktığımızda şu anda ekonomik politika açısından bir kuralsızlık dönemi yaşıyoruz. Bir plansızlık dönemi yaşıyoruz. Etrafını cami, avyarını mani, her şeyi içine almış bir programla hareket ettiğimizi düşünmüyorum. Günübirlik politikalar oluşturuluyor. Bu günü politikaların sonucunda alınan bir kararın yan etkisi ortaya çıktığında hemen bir önceki alan kararın nihai sonucu ortaya çıkmadan, onun neticesi alınmadan karar değiştiriliyor ve bunun da toplumsal maliyeti ekonomi üzerinde son derece yüksek. O nedenle bizim kurala dayalı, kuralların geçerli olduğu bir toplumsal yapıya ihtiyacımız var. Biz bu kurala dayalı toplumu inşa edebilmiştik. Yani 2001 Evet. krizinden sonra ortaya çıkan ortamda kendi iç dinamiklerimizi olmasa bile o günkü dış dinamikleri de içerisine alarak biz rasyonel, akılcı, ayağı yere basan bir ekonomik politikaları uyguladık ve bu da bizi bir yerlere getirdi. Fakat biz bunu bugün itibariyle kaybettik. Dolayısıyla bugün geldiğimiz nokta itibariyle efendim faiz sebeptir. Hayır, sonuçtur. Dolayısıyla öyle değildir, böyledir vesaire demek bu kuralsızlığın bir sonucu. Eğer gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'nın iddia ettiği gibi faiz, ki faiz kendisi bir amaç değildir, bir araçtır. Fiyat istikrarının sağlanmasında kullanılan bir araçtır. Yatırımların oluşmasında, yatırımların yapılmasında hesaba kitaba alınan bir değişkendir. Eğer bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı faizlerin sonuç olduğuna inanmıyor ve bunun sebep olduğuna inanıyorsa, yani enflasyonun sebebi yüksek faizdir diyor ise ve bunda da samimi ise ve buna da gerçekten inanıyor ise, ben her şeyden önce şunu isterim: bize en azından 5 tane bir referans göstersin. Dünyanın neresinde bu uygulandı da böyle bir sonuç alındı? Ha, şunu söyleyebilir: evet, biz %24'lerden bugün faizi aşağıya indirdik ve dolayısıyla da enflasyon aşağıya geldi diyebilir. Fakat burada bir 2018 yılı Ağustos ayında yediğimiz kur şoku vesaire vesaire de bütün bunları falan arındırdıktan sonra geldiğimiz nokta, bunun izahı var. Bu şunu izah etmiyor: yani şu anda faizlerin oralardan buraya gelmesi faizlerin enflasyonun sebebi olduğunu izah etmez. Eğer böyleyse yönetimi son derece basit ve kolay.
Ve gerçekten de bu toplum Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkir kalır ve onu omuzlarında taşır, başında taşır. Gayet kolay. Eğer faiz oranı ile enflasyon arasında lineer bir şey varsa, doğrusal bir etkileşim varsa, sıfır faiz, sıfır enflasyonu getiriyorsa niye bu kadar dertleniyoruz biz? Değiştirelim Merkez Bankası kanunu. Diyelim ki faiz sıfır. Gidelim evimizde rahatla uyuyalım ve yatalım. Hayır, öyle değil. Ekonomik faaliyetler, ekonomik aktiviteler insanla ilgilidir ve insan sadece hesap kitap yapan bir varlık değil. İnsanın acısı var, sevinci var, neşesi var, nefreti var, sevgisi var vesairesi var. Dolayısıyla bütün bunlar bizim ekonomik davranışlarımızın temelini oluşturuyor. Ekonomi bilimi mümkün olduğu kadar insan, bu rasyonel insan varsayımından, kabulünden hareketle bir takım teoriler oluşturuyor, bir takım modeller oluşturuyor. O modeller çerçevesinde de önceki dönemlerde ortaya çıkan verilerden hareketle ileriye yönelik bir takım yol ve yöntemler belirliyor. Bunun ama biz şunu biliyoruz ki biz modellerimize, matematiğin içerisine nefretimizi koyamıyoruz, sevgimizi koyamıyoruz, efendim mutluluğumuzu koyamıyoruz, mutsuzluğumuzu koyamıyoruz. Dolayısıyla bir takım sıkıntılar var ama bu ekonomi ilminin bunlar olamadığı için bunlardan uzaklaşmasını gerektiğini ortaya çıkarmaz. Dolayısıyla arkamızda bizim 400-500 yıllık biriken bir ekonomi bilimi var. Bu bilim bize diyor ki faiz sebeptir değil, faiz sonuçtur. Yanlış ekonomi politikası yaparsanız yanlış sonuca gidersiniz ve dolayısıyla yüksek faize razı olmak zorundasınız. Aslında yüksek faize razı olmak o kadar kötü bir şey de değil. Yüksek faize razı olmak demek düşük faizi elde etmenin bir aracı demektir. Biz biraz önce sizin başlangıçta söylediğiniz o söyleşide Evet. faizleri şuradan şuraya getirdik denildiği dönemde biz yüksek faize razı olduk. Ve faizleri yükselttik. Piyasa dedi ki bu kararı alanlar ciddi. Enflasyonla mücadelede kararlılar dediler ve bunu satın aldılar. O satın aldıktan sonra biz de verdiğimiz sözde durduk ve dolayısıyla zaman içerisinde önce yükselttiğimiz ama kredibilitemizi artırdıkça, bize inanç arttıkça insanlar davranışlarını bizim hareketli politikalarımıza göre ayarladılar ve biz %16'lardan tek haneli faizlere geldik. Şu anda Evet. olan da böyle olması lazım. Düşük Efendim sizin faiz isteyenin başlangıçta yüksek faize razı olması lazım ki o krediyi başta inşa edecek, o kredi çerçevesinde de faizler aşağı doğru gelecek. Efendim şunu özellikle ben tabii piyasanın içinde olduğum için çok müthiş değerli bir nokta. Çünkü o dönem siz faizi 2009'lu senelerde bir anda yükselttiğinizde piyasa inanılmaz bir şok olmuştu. Çünkü çok yüksek bir faiz artırımı gelmişti o dönemde. Fakat sizin de arz ettiğiniz gibi sonra piyasa hatta o dönem biraz eleştirildi de sizin o dönemdeki yaptığınız o kadar pozitif bir ortamdaki faiz artırımına gidiyor olmanız. Ama sonrasında da inanılmaz kademeli olarak 6-6,5'lara kadar inen bir faiz ortamı gördük. Sizin o 5 yıllık Merkez Bankası başkanlığı yaptığınız dönemin içerisinde. Ama bunu sağlayan diyorsunuz ki kredibilitedir. Aynen öyle. Evet. Çünkü Bernanke'nin söylediği bir söz var. Onu aynen tekrar edeyim. Ve biz de bunu yaşayarak tecrübe ettik. Para politikasının Merkez Bankacılığın %98'i talk diyor, konuşma. Geriye kalan %2'si de hesap kitap ekonometri. Eğer siz beklentileri iyi yönetirseniz ve verdiğiniz sözü gerçekleştirirseniz, arkanızda bir kredibilite inşa ederseniz ve toplum da bunu satın almaya başladığı zaman ekonomideki sürtünme kat sayısı düşer ve dolayısıyla toplum bundan yararlanır. Mesela 2003, 2004, 2005 yıllarda Süreyya Bey'in döneminde Merkez Bankası'nın kredibilite açığı değil, kredibilite fazlası vardı. Piyasa Merkez Bankası'ndan çok daha fazla iyimserdi. Olan biten konusunda nitekim %60'lı 70'li enflasyonlardan da tek haneli %7 enflasyona kadar düştü 2004 yılında.
Şimdi tabii sizin gibi değerli bir isimden bu kadar anlaşılabilir öz cümlelerle bunları duyuyor olmak o kadar değerli ki. Bir de tabii şu son şeye geleceğim burada ithafen efendim. Şimdi son bir Yani Berat Albayrak. izin verin, şunu da söyleyeyim de. Tabii ki Şimdi buyurun. evet, ne dedik? Ekonomik aktivitenin nihai amacı ekonomik refahı artırmaktır. Herkesi karnını doyurmak, efendim ona yaşayabileceği bir konut, mutlu olabileceği bir kültürel ortamı sağlamak. Ve bunun için de büyüme şart. Büyümek için yatırım şart. Yatırım için ucuz kredi lazım. Ucuz sermaye lazım. Ancak yatırımın yapılabilmesi için ucuz sermaye, ucuz para büyümenin gerekli koşulu ama yeterli koşulu değil. Yeterli koşulu olabilmesi için onun daha büyük bir sosyal çevresinin olması lazım. Arkasında dediğim gibi inanılır bir güvenin olması lazım. İş yapılabilir olması lazım. Verdiğiniz sözde durulduğunu göstermeniz lazım. Ve insanların buna dayanarak da önünü görebilmesi için 3 yıllık, 5 yıllık risk alıp yatırım yapması lazım. Dolayısıyla şu anda faizler ne kadar düşük olursa olsun bu otomatik olarak size yatırım yaptırmıyor. Büyümeyi sağlamıyor. Bunu yapabilmeniz için diğer o gerekli şartın yanında yeterli şartları da sağlamanız lazım. Biz 2007, 2003, 4, 5 enflasyonu aşağıya çekerken bu ülkenin sermaye stoku baştan sona yenilendi ve o dönemdeki büyümenin önemli bir kısmı da verimlilikten kaynaklanıyordu. Ama reel faizler 5'lerde 6'lardaydı. Buna rağmen insanlar yatırım yapıyorlardı. Çünkü diyordu ki bu yönetim aldığı kararlarda ciddi. Dolayısıyla bunlar bizim iş ve aş temin edebilmek için elimizi altına koyduğumuz taşın bizim üstümüze düşmemesi, elimizi acıtmaması için bu enflasyonu önleyecek diye bir inanç vardı. O inançla da biz ekonomiyi 29 çeyrek kesintisiz büyüttük. Müthiş. Efendim Evet. şöyle bir şey demek istedim. Eğer sözünüz bittiyse kesmiş olmayayım. Sayın Tayyip Erdoğan o günkü konuşmasında şey de geçti. Ben dedi 2008'de dedi teğet geçecek dediğim zaman kriz bana inanmamışlardı. Şimdi 2020 yılı için daha bu arada korona süreci bile yok ortada. Şimdi 2020 yılı içinde tabii son bu muhakkak siz de takip etmişsinizdir. Berat Albayrak Dolmabahçe'de yaptığı toplantısında bu kamyon ve motosiklet tartışması var efendim. Dünyanın üzerinden kamyonet geçerken Türkiye ekonomisinde sadece motosiklet çarptı diye bir benzetmede bulundu Ekonomi Bakanımız. Şimdi buradan hareketle o kadar güzel izah ettiniz ki aslında yani şu anda faizlerin düşük oluyor olmasının baktığımız zaman ekonomik rasyolarda gerçekten üretimin artmasını sağladı mı, yatırım yapılmasını sağladı mı? Maalesef hayır. Burada öngörülememezliğin bu süreçle beraber arttığı bir ortamı da yaşıyoruz. Maalesef bir de 2,5 aydır, yani şu 3 aydır korona sürecinde her gün efendim değişen, gerçekten işin içinde olan insanlar olarak çok yorulduk. Çünkü her gün oyunun kuralları değişti. Şimdi burada sizin yine bilgilerinizin ışığında hem bu aktif rasyosu hem Merkez Bankası'nın bu döviz rezervi ile ilgili tartışmaların olduğu bir ortamda birazcık bize buradaki fikirlerinizi paylaşabilir misiniz? Dövizlerimizin yani Merkez Bankası'nın döviz rezervi yeterli midir? Bu önümüzdeki dönem hangi noktada bizi zorlayacak? Yani bir gün Türkiye kaynaklı dış borcunu ödeme noktasında bir problem yaşamaya doğru gidiyor mu veya bu bizim önümüzde hangi dönemde çıkar? Hem döviz rezervliği hem aktif rasyosu konusunda birazcık fikirlerinizi almak istiyorum. Efendim, acı olan şu ki insanlar, bireyler, gruplar, toplumlar işte dediğim gibi tarihten ders çıkarır diyorlar. İşte tarihten ders çıkarılsaydı acaba tekerrür eder miydi vesaire gibi deyimler de var. Dolayısıyla biz bugün geldiğimiz nokta itibariyle ülke olarak bizi 2001 krizine götüren yolda ne kadar yanlış yaptıysak, ne kadar günah işlediysek şu anda ortada yaşadığımız önemli değişikliğe ve rasyonel davranışlara ve onun sonucunda biraz önce söylediğim olumlu sonuçları almamıza rağmen bir noktadan itibaren
maalesef bizim yöneticilerimizde önce bir kibir başladı. O kibirin üzerine oturduğu bir özgüven patlaması oldu. O özgüven patlaması bizi 2001 krizine götüren yolda yaptığımız bütün yanlışları şu anda tekrar ediyoruz. Hatta onun da gerisine geçtik. Yani bugün AK Parti iktidarı, Sayın Cumhurbaşkanımız kendisini 2002'de iktidara getiren şartların da ülkeyi gerisine götürdü. Bu gayet açık ve net. Biz son 4 yıldır bu ülke fakirleşiyor. 2008 yılında biz orta gelir tuzağından çıkıyoruz dedik. 10 bin doların üzerine çıktık. 2012 yılında 12 bin doların üstünde fert başına milli gelire çıktık. 950 milyar dolara çıktık. Ve o günden bugüne geldiğimiz noktada Türkiye neredeyse fert başına milli gelirde 4 bin dolara yakın fakirleşti. Bugün 8 bin küsur dolara düştük. Belki yıl sonunda bu seviyelerde olur bilmiyorum. Ve de dünya ekonomisi sıralamasında 16. 17 sıralardan geriye gittik. Fert başına milli gelir sıralamalarında da geriye gittik. Peki bütün bunların sonucunda ne oldu? Niçin böyle olduk? İşte sizin biraz önce söylediğiniz işte bu aktif rasyosu, Merkez Bankası rezervinin bu içinde bulunduğu koşul, Merkez Bankası'nın rezerv biriktirmesi, bunun kamuoyuyla nasıl olduğu konusunda paylaşılması, ne var bunun arkasında? Bunun arkasında şeffaflık yok, hesap verebilirlik yok, eleştirilere açık değil, insanlara, piyasada iş yapanlara yol göstermiyor, onların güvenini kazanmıyor. Maalesef geldiğimiz nokta itibariyle biz şu anda aktif rasyosunun bütün amacı şu. Bu ekonomiyi kredi çarkıyla döndürmeye çalışmak. Kredi önemli bir şey elbette. Fakat krediyle yapabileceğiniz işlerin özünü ve esasını belirlemeniz lazım. Eğer siz krediyle ekonominin üretken gücü olan sabit sermaye yatırımlarını artırıyorsanız, çeyrek üstüne çeyrek bunları büyütüyorsanız, elbette bu kredi size büyüme olarak, kalkınma ve refah olarak dönecek. Fakat bizim şu anda kredi genişlemesi dediğimiz olay, var olan mevcut kapasite içerisinde belli bir sektöre yönelmiş, o sektör üzerinden gelir dağılımını bozacak şekilde rant elde edilmesine yönelik ve dolayısıyla da kısa vadede tüketimi körükleyerek iş piyasada iş taleple ekonomiyi canlı tutmaya yönelik. Dolayısıyla bu kredi büyümesi elbette önemli. Bir, dediğim gibi önce yatırımlara olması lazım. Dolayısıyla toplam talebin canlı tutulabilmesi elbette tüketici kredileri vesaireler de önemli. Fakat bunun bir limiti var. Ben şunu iddia ediyorum. Bugün yaşamakta olduğumuz ekonomik daralmanın ve ekonomik sorunlarının sebebi 2017 yılındaki %7,4'lük büyümedir. O büyümenin arkasında da kredi garanti fonundan verilen krediler var. Bu krediler biraz önce söylediğim gibi yatırıma dönüşmedi. Ekonominin üretken kapasitesini artıracak sabit sermaye yatırımlarına dönüşmedi. 2008'in son çeyreğinden bugüne kadar ekonomide sabit sermaye sürekli aşağıya geliyor. Dolayısıyla biz o iç talep büyümesiyle kredi garanti fonundan verdiğimiz 2017 büyümesini sağlayan kredi genişlemesi örneğin 4 ton yükü taşıyacak bir aracın dinginin üzerine 100 ton yük verip dingini kırmak. Ekonominin dinginini 7,4 büyüme kırdı maalesef. Keşke biz 7,4 değil de ekonomiyi o günlerde potansiyel büyüme seviyesinde şu andaki batık kredilere vesaire sebep olmadan şey yapasaydık, %4,5'larda, 5'lerde büyütseydik, takip eden dönemde de eksi büyümek yerine üçlük, dörtlerde büyüseydik, bugün geldiğimiz noktada hem fark beşte milli gelirimiz daha yüksek olacaktı, hem de toplam milli gelirimiz daha yukarıda olacaktı. Maalesef bu aktif rasyosu denilen olay, o 2007'de ve takip edenlerine yapılan yanlışın bir nekli devamı. Öyle bir yola geldiler, geri dönemiyorlar. Dolayısıyla sopayla
Önce kamu bankalarına krediyi verdirdiler. Onunla yetmediğini gördüler ve şu anda özel bankalara da aktif rasyosundaki formülasyonla kredi vermeye zorluyorlar. Tabii bunun biz şu anda şunun tohumunu ekiyoruz. Bugün bir gün gelecek bu pandemi bitecek. Ekonomi tekrar normal rayına girmeye başlayacak. Fakat şu andaki bu kredi genişlemesi bizim pandemi bittikten sonra artık ivmelenmesini bekleyeceğimiz büyüme üzerinde önemli kısıt yaratacaktır. Çünkü bu kredi hacmi genişlemesi batık kredileri artıracak ve dolayısıyla o dönemi geldiğinde krediyle büyüme imkanımız kalmayacaktır. Biz şu anda bir ilerideki bir sorunun büyüme ile ilgili bir sorunun tohumlarını ekiyoruz maalesef. Gelecekten yiyoruz aslında değil mi başkanım? Yani Aynen gelecekten öyle. yiyoruz. Rezerve gelince. Şimdi bir kere şunu baştan söyleyelim. Türkiye'nin döviz rezervlerinin kompozisyonu Almanya'nın, Japonya'nın, Çin'in döviz kompozisyonu. Çünkü onların ihracat fazlaları var. Onlar bunu uluslararası piyasalarda kazanıyorlar. O kazandıklarıyla da rezervlerini yükseltiyorlar. Bizim gibi cari açık veren ülkelerde rezerv biriktirmenin tek yolu ülkeye sermaye girişlerinin hızlanması ve dış ticaret açığını finanse ettikten sonra geriye kalan kısmın bir kısmının da satın alınarak rezerve konması. Bizim 2002 yılında Cumhurbaşkanımızın belki 17-18 yıldır sürekli söylediği ve bunun propagandasını yaptığı bir şey var. Diyor ki işte altın dahil biz 27 milyar dolarla rezerv devraldık. İşte bugün rezervimiz 80 milyara, 90 milyara, bir ara 130-140 milyar dolara çıktı. İşte şunu yaptık, bunu yaptık falan. O dönemde yani 2002'den sonraki dönemde bizim Avrupa Birliği müktesebatı ile ilgili içeride yaptığımız hukuki düzenlemeler, yabancının ülke ekonomisine olan güveni vesairesi sermaye akımlarını hızlandırdı ve biz o dönemde rezervimizi kendi ulusal paramız karşılığında satın aldık. Ve ulusal aldığımız paramız karşılığında satın aldığımız rezervlerin tamamı bir bakıma net rezervdi. Üstüne ne vardı bunun? Bankacılık sistemindeki zorunlu karşılık olan döviz tevdiat hesapları üzerinden gelen bankaların Merkez Bankası'na vermek zorunda oldukları zorunlu karşılıklar vardı. Fakat rezervin en önemli kısmı TL karşılığı satın aldığımız dövizlerdi. Fakat 2012'den sonra para politikası uygulaması geldi. Türkiye'de faizler yüksekti, dövizin faizi düşük değil, uluslararası likidite boldu. Merkez Bankası bir para politikası dolayısıyla rezerv yönetim değişikliğine gitti. Dolayısıyla ROM'u icat etti, ROK'u icat etti. Şu anda bizim rezervlerimizin önemli bir kısmı borç. Yani bankacılık sisteminden alınan borç. TL kendi ulusal paramız karşılığı aldığımız dövizler çok az. Dolayısıyla net rezerv dediğimiz kısım işte bizim bu TL karşılığı aldığımız dövizler. Şu anda maalesef şeffaflık ortadan kalktı. Hesap verilebilirlik ortadan kalktı. Dolayısıyla Merkez Bankası iletişiminin en önemli bir parçası olan doğru rakamlarla, doğru zamanda, doğru periyotlarla kamuoyunu, piyasaları bilgilendirme yükümlülüğünün bir bakıma omuz ardı etti. Görmezlikten geldi ve şu anda bir opaklık var. Yani şeffaflık ortadan kayboldu. Önce ne yaptı? Türkiye'nin 1983 yılından itibaren uluslararası piyasalarda bir karar verdi. Bu bir tercihtir. Bu bir tercihtir. O günkü yönetim, siyasi irade buna karar verdi. Dedi ki, ben dedi uluslararası piyasalarda önemli bir ekonomi olmak istiyorum, oyuncu olmak istiyorum ve bu oyuncu olabilmenin de bir takım kuralları var ve ben bu kuralları kabul ediyorum dedi. Ne yaptı? Önce ödemeler dengesinin risk kısmını liberalleştirdi. Sonra sermaye hareketlerini liberalleştirdi. Ve dolayısıyla Türk ekonomisini uluslararası piyasalara entegre etti. Bunu doğru bulabilirsiniz, yanlış bulabilirsiniz. Eğer bunu yanlış buluyorsanız, bu yanlıştır diyorsanız bu da bir siyasi tercihtir. Bunu topluma söylersiniz, dersiniz ki 1983'ten bu tarafa yapıla gelen bu uluslararası piyasalarla entegre olma işi yanlıştı. Biz geri çekiliyoruz. Şu anda ekonomimizi biz kendi yağıyla kavurmak istiyoruz deyip onun için de
BDDK'ya, SPK, Merkez Bankası'na şu 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 tedbirleri aldırıyoruz diyebilirsiniz. Bu bir tercihtir. Eleştirilebilir ama açık ve net olarak bunu söylersiniz. Şimdi bunu söylemiyorsunuz. Ben hala uluslararası piyasaların önemli bir oyuncusuyum diyorsunuz ama oyun kurallarını sürekli değiştiriyorsunuz. Şu anda yapılan bu. Bu nedir? Bunun sonucunda da kredi kaybediyorsunuz. Yani geldiğimiz nokta itibariyle de ne yaptınız önce? Uluslararası piyasalardaki TL likiditeyi kuruttunuz. İçerideki şey Türk lirasının değerini koruyabilmek için. Çünkü oyunu kuralına göre oynamadığınız için de sıkıntılarınız var. Arkasından ne yaptınız? Başka tedbirler aldınız. Merkez Bankası'ndaki swap piyasasını İstanbul Borsası'ndaki swap piyasasına taşıdınız. Merkez Bankası'ndaki piyasada yaptığınız işlemi günlük bazda kamuoyuyla paylaşıyordunuz. Şimdi ayda bir kere paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız rakamın doğruluğu veya yanlışlığı konusunda hiçbir yanlışlık olmasa bile insanların, piyasa oyuncularının kafasında şüphe var ve dolayısıyla siz bunun bedelini ödüyorsunuz. Mesele budur. Dolayısıyla yapılması gereken, ben Bakanlar Kurulu'nda sunum, tabii Merkez Bankası bağımsızlığının bir bedeli var. O bedel şu. Yani bağımsızlığın olduğu yerde bir demokrasi açığı var mutlaka. Çünkü son tahlilde millete hesap vermek zorunda olan siyasi iradedir. Millet ona 4 yıllığına, 5 yıllığına ülkeyi yönet diye yetki veriyor ve o ona bir siyasi tercihler listesi sunuyor. Ona göre de ülkeyi yönetiyor. Dolayısıyla dönemin sonunda da iyi veya kötü yaptın diye o ile onu ya iktidarda tutuyor ya da iktidardan uzaklaştırıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası bağımsızlığının olduğu yerde bir miktar demokrasi açığı var. İşte bu demokrasi açığının kapatılabilmesi için Merkez Bankası'nın da bir yükümlülüğü var. O da nedir? Şeffaf olması ve hesap verebilir olması. Hesap verebilirliğin şekli de plan ve mecliste plan bütçe komisyonuna gidip senede iki kez ekonominin genel gidişatı ile ilgili hesap vermek ve bakanlar kuruluna da aynı şeyi yapmak. Şimdi biz bakanlar kurulunda ben bir sunum yaparken Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman başbakan dedi ki niye başka ülkelerin işte 100, 250, 300 milyar döviz rezervi var da bizim niye yok? Biz niye şey yapalım? Bizim o zaman döviz rezervimiz 85-90 milyar dolar civarındaydı. Dedim biz bunu yapabiliriz. Eğer sermaye hareketleri devam eder ise biz bunu yapabiliriz. Ve ama şuna razı mısınız? Biz edindiğimiz her dövizin karşılığında TL'mizi yabancıya veriyoruz ve önümüzdeki program çerçevesinde, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde de verdiğimiz TL'yi bir de faizle geri çekiyoruz, sterilize ediyoruz. Bunun bir maliyeti var. Buna katlanalım. Burada da bir problem yok. Fakat bu şu. Sizin döviz rezervinizi artırmak için yabancının ülkeye getirdiği para karşılığında verdiğiniz TL yabancıya bir şişe benzin verip eline de bir de kibrit vermektir. Eğer içeride doğru dürüst iş yapmazsanız, günün birinde yanlış bir şey yaparsanız adamın TL'si var. İstediği an bunu varlıklarına satar veyahut da nakdi varsa döviz talep eder ve sizin bütün dengelerinizi bozar. Dolayısıyla içeride istikrarı sağlamak koşuluyla ve sermaye akımları devam ediyorsa biz rezervi artırabiliriz. Fakat eğer bunun çerçevesini çizecek olan şeffaflığı, saydamlığı sağlayamazsanız bu uzun vadede şey verebilir, zarar verebilir. Önce sermaye gelmez, biz döviz biriktiremeyiz. Gelen de çıkar, çıktığı zaman her şeyimizi kaybederiz. Yani işin esi, özdası yine hesap verebilirlik, şeffaflık ve dolayısıyla kurala dayalı bir ekonomi yönetimi değil, kurala dayalı bir ülke yönetimi. Sadece kurala dayalı ekonomi için gerekmiyor. Siyaset için de gerekli, sosyal politikalar için de gerekli, her şey için gerekli. Kurallı olmak. İnsanlara neyin, nerede, nasıl olduğunu, hangi eylemlerin doğru, hangi eylemlerin yanlış olduğunu önceden bildirmek ve insanları buna göre davranış biçimine sokmak. Biz maalesef bugün geldiğimiz nokta itibariyle bunu yaptık. Kaybettik. Biz şu anda bir kurala dayalı bir toplum değiliz. Ad hoc. Duruma göre iş yapıyoruz. Duruma göre yaptığımız, işte aldığımız bir karar başka bir yan etki yapıyor. Ona tepki veriyoruz ve bunu kaybediyoruz. Bir ülkede bizim başarılı olduğumuz dönemde bir ekonomi ve
ülke yönetim perspektifi çerçevesi vardı. Neydi bu? Ekonomi açısından baktığımızda en tepede bir 10 yıllık plan var. O 10 yıllık plandan hareketle 3 yıllık bir orta vadeli program yapılıyordu. O programda 3 yıldan hareketle bir yıllık başbakanlık bir yatırım projesi program açıklıyordu ve ona göre de bir mali program açıklanıyordu ve bunun arkasında 5018 sayılı yasa vardı. 4749 sayılı borç yönetim yasası vardı ve her şey kurallara göre yapılıyordu. Şimdi bütün bunlar gitti artık. Biz kurala dayalı bir toplum olmaktan çıktık ve geldiğimiz nokta itibariyle de ülkede en çok konuşulan sözlerden bir tane, sarf edilen sözlerden bir tanesi de reform ve yapısal reform. Fakat bu iktidarın reformdan anladığı şey ele geçirme. Şimdi Yani buradan hemen şeye de geleceğim. Varlık fonuyla ilgili düşüncenizi de soracağım tabii haklı olarak. evet. Siz bunu söyleyince orayı da birazcık özellikle bu son Türksel'in Mesela satışı da vardı biliyorsunuz. hukukta, eğitimde vesairede siyasi tercihler olacaktır. Demokrasi bunu gerektiriyor. Fakat demokrasi her gelenin her istediği şekilde yapması değil. Bir devamlılık esastır ve bu devamlılık çerçevesinde de iktidarlar değiştiğinde temel birikimler değişmez. Fakat bizim son 15-20 yılda gördüğümüz şey şu. Biz reformu yapmıyoruz. Biz bir kurumu, bir müesseseyi veyahut da eğitim açısından baktığımızda gencimizin zihnini ele geçirmeye çalışıyoruz. Gencin zihnini açıp ufkunu ona yol açmıyoruz biz. Bizim eğitim reformundan anladığımız bu. Bizim hukuk reformundan anladığımız atı sahibine göre kişnetmek. Kanun aynı, hukuk aynı. Aynı kanun başkasına göre başka sonuç veriyor, sizin uygulamanızı da başka veriyor. Yani bu iktidarın gerçekten çok marifetliler, atı kendilerine göre kişnetebiliyorlar. Peki efendim buradan hemen şuraya tabii bir taraftan zamanınıza da bakıyorum. Sizi de bölmek istemiyorum. O kadar değerli ki gerçekten paylaşımlarınız. Şimdi bu son dönemde İslami finans modeli var. Sorularda da vardı efendim. Böyle hani lütfen Sait Hanım bu modelle ilgili Sayın Merkez Bankası Başkanımızın eski de olsa hala bizim başkanımız. Dolayısıyla fikirleri nedir diye. Bu İslami finans modeli konusunda sanki oradan böyle bir hani swap'ta da biz Katar'dan bir para girişi gördük. Sanki biz tamamen böyle Amerika ve Avrupa ki sizin Merkez Bankası Başkanlığı yaptığınız dönemde Avrupa Birliği noktasında da çok ilerleme kaydetmiş bir ülkeydik 2009-2010'lu yıllarda. Şimdi oradan tamamen kopmuş ve yüzünü daha çok işte bu İslami modelle paralel işte Dubai gibi, Suudi Arabistan gibi, Malezya gibi, Pakistan gibi oralardan gelecek kaynağı mı döndü Türkiye? Yani siz o İslami finans modeli söylemini nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Şimdi şunu söyleyeyim o zaman. Bu ülkenin kalkınabilmesi için, işsizliğimize iş, açsızlığımıza aş bulabilmemiz için, gençlik arasında şu anda %25'lere 30'lara dayanmış işsizliği azaltabilmek, üniversite mezunlarımıza iş bulabilmek vesaire olmak için bu ekonominin büyümesi lazım. Bunun için kaynak lazım. Kaynak için tasarruf lazım. Ki o bizde yeteri kadar yok. Dışarıdan gelen sermayeye muhtacız. Dolayısıyla adı ister İslami olsun, isterse kapitalist sistem olsun, ne olursa olsun. Eğer bu ülkenin büyümesine katkı sağlayacak bir model, efendim bir kaynak artışını sağlayacak sistem varsa bunu ben teşvik ederim ve kabul ederim ve dolayısıyla da karşıda çıkmam. Adı ister İslami olsun, ister başka bir şey olsun. Fakat şimdi dolayısıyla ben bunun İslami derken teolojik açıdan da tartışmıyorum. Yani benim için teolojik kısmı da önemli ama yani bu şu enstrüman efendim dinin kurallarına, naslarına uygun mudur, değil midir? Efendim uygun değilse buna nasıl İslami diyoruz falan. Bu tartışmalar da kendi içinde önemli. Fakat benim için şu anda önemli olan bu ülkeye bu tür yöntemlerin kaynak artırımına sebep olup olmadığı. Eğer oluyorsa sukuku da efendim faizsiz sistemi de bankacılığı vesaire de hepsi kabulümdür ve teşvik ederim ve karşında çıkmam. Doğru olan da budur.
Fakat gelinen noktada şunu görüyoruz ki şimdi tüm bankacılık sistemine baktığımızda, toplam bankacılığın %6'sı 7'si önce faizsiz bankacılık sistemi, şu anda katılım bankacılığı dedik. Dolayısıyla bu da hükümet tarafından teşvik ediliyor. Teşvik edilmesine de bir itirazım yok. Şu şartla rekabeti bozmama koşuluyla. Yani konvansiyonel bankacılığa karşı efendim İslami bankacılık denilen, katılım bankacılığı denilen bunu teşvik edebilmek için rekabeti bozmayacaksın. Eğer rekabet bozarsan son tahlilde bu bize bozuk kaynak tahsisinin sonucu daha kötü üretim, daha kalitesiz üretim, daha yüksek fiyat olarak yansıyor ve dolayısıyla toplumun refahını aşağı çekiyor. Rekabeti bozmadığı sürece de buralara her türlü öndeki hukuki düzenlemelerin vesairelerin kaldırılmasına hiçbir itirazım olamaz ve yok ve teşvik de edilmelidir. Fakat şu anda bu ülkede 82 milyon insan var. Bunun 80'i cuma, %80'i cuma namazına gidiyor. %60'ı efendim oruç tutuyor. Efendim %35'i 40'ı 5 vakit namaz kılıyor falan. Bütün bunlardan. Fakat bütün buna rağmen sistemin belirleyicisi faizsiz sistemin karşılığı dediğimiz sistem belirliyor. Dolayısıyla orada ne olup bitiyorsa faiz sistem kendisini buna adapte ediyor aslında. Ortada dediğim gibi teolojik tartışma bunun için önemli. Buna benim bir itirazım olamaz. Burada şöyle bir şey var. Yani bu işle uğraşan insanlar marjinal olmanın konforunu yaşıyorlar. Diyorlar ki bu sistem kapitalist sistem yanlış. Bu faizli düzen bir sömürü düzenidir. Evet bir noktaya kadar da söyledikleri doğru da olabilir. İşte haksız kazanç yapıyor vesaire. Ah bu işi bize bir bıraksalar biz işte sistemi şöyle değiştireceğiz. Aslında bildikleri hiçbir şey yok. Yazdıkları bir şey yok. Sadece Batı'da kapitalist sistemi kendi içerisinden eleştiren akademik dünyanın kendi sistemlerine yönelttiği eleştiriyi İslam'ın kapitalist sistemi eleştirisi gibi topluma sunuyorlar ve böylece de bize zaman öldürtüyorlar. Burada yapılması gereken şey yapılabiliyorsa bu sermaye birikimini artıracak, kaynak çeşitlendirilmesini sağlayacak düzenlemelerin önünü açmak. Dolayısıyla Malezya'dan bir formülün gelmesi, Suudi Arabistan'dan formülün gelmesi vesairesi, hani oralardan bu şekilde çok fazla kaynak geleceğini bilmiyorum. Dünya kapitalizminin merkezi Londra. Aynen. Londra'da İngiltere Merkez Bankası'nda şeriye kurulu var. Ve onlar da Londra'daki bankalarda bir şey açmışlar, pencere açmışlar. Onlar İngilizler bundan yararlanabiliyorlarsa, başka ülkelerdeki kaynakları buraya çekiyorlarsa elbette biz de bunu yapalım. Fakat İngiliz'in derdi şey değil. Yapılan işlem İslam hukukuna, efendim şeriata uygun mu uygun falan değil. Ve burada bir şey varsa, kaynak varsa bu gelsin yapılsın. Ben şunu da açık söylemek gerekirse tartışmak isterim. Mesela şu soruyu sormak isterim. Şimdi bu sisteme, bu şu andaki mevcut finans sistemine itiraz yapılıyor. Deniliyor ki bu sistem borca dayalı para sistemi. Yani nedir? Bankalar şey yapıyor, kaydı para yaratıyorlar. O kaydı parayla olmayan parayla kazanç sağlıyorlar. Bunu da nasıl yapıyoruz biz? Zorunlu karşılık uygulamasıyla yapıyoruz. Ben 1.000 TL mevduat yapıyorum. Teorik olarak %10 şeyle zorunlu karşılıkla 10.000 TL'lik bir kaydı para yaratıyorum. Şimdi eğer Evet. bu eleştiriye göre doğru değilse, bu haramsa, bu sömürüyse, şu anda katılım bankası dediğimiz bankalarda kaydı parayı aynen onlar da yaratıyorlar. Onlarda da bu var. Dolayısıyla bunun birincisinin faizli sistemin dine uygun olmadığı, şeriata uygun olmadığı yapılıyorsa ikincisi nasıl uygun oluyor? Bunların cevap verilmesi lazım. Ama sonuç itibariyle ben işin bu tarafından ziyade eğer şey ise kaynaksa sağlayacaksa bunların önü açılmalı ama rekabet bozulmamalı. Aynı şeyde basamakta oyuncu olarak onlar da yerlerini almalılar, rekabet etmeliler, daha ucuz, daha verimli kaynağı sağlayabiliyorlarsa bacının üstünde yerleri var.
Bu noktadaki özellikle vurgu yaptığınız hani o rekabet noktası bence çok değerli diye düşünüyorum başkanım. Yani çünkü orada tamamen rekabet bozucu bazı uygulamalar var. Hepimizin de zaten aslında bir noktada yorulduğu bu rekabetin, bu aktif rasyosunda bile hani kamuyla özel bankalar arasındaki rekabetin de bu anlamda bozuldu. Şimdi buradan ben bir küçük şeye gelmek istiyorum başkanım. Bir Bu şey söyleyebilir özellikle miyim? Bugün, tabii. pardon, zannedersem İslam ekonomisiyle ilgili ben takip etmedim. Bir 12.'si yapıldı İstanbul'da. Sayın Cumhurbaşkanımız da orada konuştu. Onun üzerine Diyanet İşleri Başkanımız da Diyanet personelinin maaşlarını İslam ekonomisine katkıda bulunmak için maaşlarını faizli bankalardan alıp bu katılım bankaları üzerinden ödeyeceklerini, dağıtacaklarını söylediler. Ve Cumhurbaşkanımız da orada şu andaki krize de dedi İslam ekonomisi çaredir dedi. İnşallah olur. Yani buna bir şeyim olmaz. Yani itirazım olmaz. Fakat ben bunun üzerine bir takım tartışmalar başladı. Onun üzerine bugün bir tweet atacaktım. Fakat tweet'i atmaktan vazgeçtim. Yani şöyle diyordum, şöyle diyecektim. İslam ekonomisinin ne olduğunu çok fazla bilen yok. Bu işle ilgilenenlerin içinde doğup büyüdükleri ve yaşadıkları ülkelerin dahil oldukları bloklardaki ekonomi uygulamalarından hareketle bir kısmı diyor ki İslam ekonomisi eşittir komünizm artı Allah inancı. Bir kısmı da diyor ki kapitalist ülkelerden etkilenenler İslam ekonomisi eşittir, kapitalizm eksi faiz. Bence bunun ikisi de yanlış ve doğru olanın ne olduğunu bilen de yok. Ama bir bilen çıkarsa ben bunu kabul ederim ve baş tacı ederim. Efendim orada ben çok basitçe böyle şimdi tabii sizin bu teknik anlatımınızdan dışında sanki oyuna yeni birilerini çekmek bir pazarlama gibi. Çünkü bunu özellikle şu andaki yönetimin çok başarılı uyguladığı hepimizin aslında üstünde hemfikir olduğu bir konu. Yani müthiş bir reklam tarafını çok başarılı yapıyoruz. Biz artık İslami modelde de bazı uygulamalar yapıyoruz deyip Türkiye olarak hani orada yeni gelecek ama tabii ki bunlar bizim döviz ihtiyacımızı karşılayacak noktada girişler değil. Kaldı ki siz de bildiğiniz ve hepimizi şu anda aslında kaygılandıran portföy yatırımları noktasında ciddi bir şey oldu. Yani şu anda Türkiye'ye para girişinin olmadığı. Bizler bunları haftalık olarak takip ediyoruz. Portföy yatırımları anlamında zaten olan da çıktı ve sene başından beri de o anlamda giriş de yok. Dolayısıyla yani bir İslami modelle döviz ihtiyacını karşılayacak bir para girişinin bir kaynağın oluyor olması bana biraz böyle şey geldi. Yani ben de izliyorum ama hani bu ne kadar sürdürülebilir ya da bizi şu çıkmazdan ne kadar çıkaracak onu yaşayacağız. Yaşayarak göreceğiz. Yani Türkiye'de İslami bir finans modeli kuruyorum. Dolayısıyla da kaynak var. Getirin faizli sisteme ödemek içerisinde çalışmaktansa bize para getirin demenin ben Türkiye'ye çok fazla bir şey kazandıracağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bunlar toplumun belli bir kesimine verilmiş mesajlar. Ama gelirse de hiç itiraz etmememiz lazım. Fakat buna bel bağlamamak lazım. Bütün mesele bu. Anladım. Çok doğru bir nokta. Yani sadece tek bir bacaktan ilerliyor olmak lazım. Şimdi efendim, sizi bulmuşken şimdi şunu da sormak istiyorum. Tabii çok yine dediğim gibi böyle hani heyecanla kafamda hem sorayım istiyorum hem de sizi bölmek istemiyorum. Çok güzel akışla devam ediyoruz çünkü. Şimdi bizi bekleyen bu özellikle bu Merkez Bankası'nın para basma süreciyle beraber gerçekten bundan sonra yani iki sorum olacak. Bu para basma sürecinin paralelinde ne kadar yüksek bir enflasyon bizi bekliyor? Yani bir hiperenflasyon durumu ve satın alma gücümüzün iyice düştüğü, hayat pahalılığının müthiş arttığı bir döneme mi gidiyoruz? Bu anlamda vatandaşlar olarak herkes çok kaygılı. Bizi tekrar bir döviz şoku, bir kur şoku şu ortamda, bu kadar baskılanan bir ortamda böyle bir yani bunun en nihai neticesi bizi nereye doğru götürüyor bu politika? Yani ne kadar sürdürülebilir ve biz neyle karşılaşıyor olacağız? Muhtemel sizce senaryo ne olabilir? Şimdi imkansız üçlü.
herkesin bildiği bir şey. Dolayısıyla şu Tabii. anda hükümetin yaptığı maalesef bunu aksini ispat etmeye çalışıyor. Yani bütün alınan ekonomi yönetim kararları buna yönelik. Bu böyle ifade edilmiyor ama böyle aynı anda hem faiz kontrol edilecek, hem sermaye hareketleri kontrol edilecek, hem de kur kontrol edilecek ve dolayısıyla dünyaya yepyeni bir model sunacak. Yani bu üzerinde onlarca cilt eser yazılmış, tecrübesi olmuşlar. Yani bunların hepsini aynı anda kontrol etmek mümkün değil. Dolayısıyla bunu yaparken biz ne yapıyoruz? Birini sıkıştırıyoruz. Öbürü bir yere kadar gidiyor. Ne yapıyor? Faizi aşağı çekiyoruz. Düşük onu kontrol ediyoruz. Fakat kur bir miktar orada duruyor. Ondan sonra bir zıplama yapıyor. Bizim beklentilerimizin çok ötesine gidiyor. Orada biraz oturuyor, dinleniyor, soluklanıyor. Tekrar bir daha zıplıyor. Ondan sonra biz diyoruz ki ha, o olmadı, bu tehlikeli. Bu kere onun üzerine diyoruz ki kamu bankalarına hadi bakalım el altından döviz sat. Açık, şeffaf olmayan bir şekilde döviz sattırıyoruz. Onu bir miktar aşağıya çekiyoruz. Bu arada politika faizini değil de paçal faiz üzerinden bandın en üstünden piyasayı zaman zaman fonlamak suretiyle de faizi de yükseltiyoruz. Ama otorite, siyasilerin bir kısmı olanı biteni anlamadığı için hele mesela 2011-12'de bandın en üstünden piyasaya faiz verilirken zamanın Ekonomi Bakanı diyordu ki Merkez Bankası goy goya gelmedi, faiz yükseltmedi. Evet, şeyi aşağıda tutuyordu, doğru. Bir haftalık repo faizini aşağıda tutuyordu ama piyasayı hep üstten fonluyordu. Dolayısıyla faiz aslında yükseliyordu. Yükseldiğinin farkında değildi. Cumhurbaşkanı böyle bir politikanın uygulandığını 2013'te Gezi olayları sırasında gördü ve ondan sonra da olanı biteni hep birlikte biliyoruz. Dolayısıyla bunu bu şekilde sürdürmek mümkün değil. Bu ne yapıyor? Dur, kalk, otur, ilerle. Ve bunun bir maliyeti var. Bu maliyeti biz işte büyüyememekle, gelir dağılımını bozmakla, işsizliği artırmakla ödüyoruz. Dolayısıyla bizim şu anda yapmamız gereken şey önce sorunun var olduğunu, bir problemle karşı karşıya olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Şimdi krizlerde aslında yönetimlerin verdiği tepkiler şöyle, bunun dört aşaması var. İlk aşaması kriz ortaya çıkıyor. Bunun bir inkar dönemi var. Beklenti şu ki 3 ay 5 ay sonra toplum bunun farkına varmadan biz bunu kriz diye telaffuz etmeden işler düzelir yoluna devam ederiz diyor. Bekliyor. O inkar döneminin sonuna geliyor ama bir şey değişmiyor. Kriz giderek derinleşiyor. İnkar döneminin arkasından öfke döneme başlıyor. Öfke döneminde bu kere piyasa oyuncusuna şu işi yanlış yaptın veyahut da reel sektörde efendim soğanın fiyatını stoklama yaptım. Üstüne polis gönderiyor, zabıta gönderiyor. Veyahut da swap piyasasında diğer piyasalarda işlem yapan trader'a diyor ki hesabını gönder, kitabını gönder. Sen yanlış yaptın, sana şu cezayı vereceğim, bu cezayı vereceğim diyor. Piyasayı oradan sıkıştırıyor ama bunun sonucunda da bir şey gelmiyor. Yani piyasa integrity diye bir şey var. Piyasa yanlış yapar mı? Yapar. Yaptı mı? Yaptı. 2007-2008 krizinde Londra Libor piyasasında, döviz piyasasında bir sürü yanlışlar yapıldı. Ve otoriteler bunu ortaya çıkardı. Bir sürü bankaya milyarlarca dolar ceza kesti. Gezi olayları sırasında bizim traderlarımıza işlem yapanlar dedi ki siz şu yanlışı yaptınız. Getirin bakalım bizim öz hesaplarını. İnsanlar öz hesaplarını verdiler. Ondan sonra bizdeki otorite, Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK bu aldığı hesaplar, yaptığı sorgulamalar sonucunda siz şunu yanlış yaptınız deyip topluma dönüp bunlar şu yanlışları yaptı dolayısıyla şuna şu cezayı buna bu cezayı verdim dedi mi demedi. Bir şey çıkmadı aldı üstüne yattı. Bu piyasanın integrisi dediğimiz güvenilir dediğimiz şeyi zedeliyor. Yani şu andaki durum bu. O nedenle bütün bunların sonucunda ortaya çıkan şey şu. Bizi önümüzdeki dönemde bekleyen bu plansızlık, çerçevesizlik şu anda yürütülmekte olan ekonomik politikası hangi ekonomi planı çerçevesinde yürüyor? Bizim tepemizde 11. Kalkınma Planı var.
Ona dayanarak yapılmış YEP var. YEP'in altında bir yıllık maliye planı vesaire. Şimdi bunların hangisi yürürlükte, hangisinin hedeflerine göre şu anda Kronay'dan ortaya çıkan ekonomik sorunlar yönetiliyor, Başkanım, yönlendiriliyor. küçücük araya giriyorum. Nedeni şu efendim. Instagram bir saatlik bir yayın için şey veriyor. Eğer müsaade buyurursanız bir 10 dakika daha şu cümlelerinizi duymak adına bir önce kapatacağım. Sonra tekrar sizi alacağım. Çünkü yayın siz konuşurken anında kesilebilir. Mümkün müdür? Hemen Olur, kapatıp tamam. tekrar açıyorum efendim. Kapatıyorum. Tamam. Herkesi bekliyorum tekrar. Kapatıyorum şimdi. Başkanı tekrar açacağım.